Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde ikinci bir Abdurrahman, ki Abdurrahman bin Avf'ı kaç ders işledik? Zaten Abdurrahman isimleri kısa kısa, onları şey yapmayacağız. İkinci bir Abdurrahman, Abdurrahman bin Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman. Bunun da inişli çıkışlı bir hayatı var. İnşallah onu anlatmaya çalışacağız. Zaten isminden belli, baba adı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Anne adı Ümmü Ruman. Hazreti Ebu Bekir'in 4 tane eşinin ismini biliyoruz. Birisi Kuteyle'dir, ilk hanımı. Kuteyle iman etmedi, sonradan iman etti. Ama Hazreti Ebu Bekir'den boşandı. Ondan sonra Ümmü Ruman'la evlendi. Ki Peygamber Efendimiz bu kaynanasıdır. Bu hanımefendi hakkında cennetlik bir kadına bakmak isteyen Ümmü Ruman'a baksın. Ümmü Ruman cennet kadınlarından bir kadındır veya bir hadis-i şerifinde. Hazreti Ayşe annemizin de annesidir Ümmü Ruman. Diğer hanımları, ondan bir kızı olmuştu, birinden bir oğlu olmuştu. Onları inşallah işleyeceğiz. Evet, doğum tarihi Mekke. Mekke'de doğmuş ama hangi tarih olduğunu tam bulamıyoruz. Vefat tarihi hicretin 53. yılı, miladi 673'e tekabül ediyor. Mekke yakınlarında Hubşi, bir dağın ismidir bu, Hubşi. O mevkide vefat etti. Kabri Mekke'de Cennetül Muallada'dır. Hazreti Hatice annemizin kabri şerifinin bulunduğu kabristanlıktadır. Hanımları, tabii bunun da birkaç hanımı var ama İçlerinde en böyle meşhur olanı Leyla binti Cudi. Suriyelidir. Cudi'nin kızı. Onu da anlatacağım inşallah. Oğulları, bir oğlu vardı meşhur, Abdullah. Kızların ismi bize pek ulaşmıyor. Tabii kendisi Mekke'den Medine'ye muhacirdir. Hudeybiye sulhünden sonra yalnız muhacirdir. 8 tane Peygamber Efendimiz'den hadis rivayet etmiş bir sahabedir. Herhangi bir sahabeyle kardeş ilan edilmemiş çünkü geç iman şerefine erdi. Zaten nesep kabile Ebu Bekir Sıddık'la aynı. Abdurrahman bin Ebi Bekir bin Osman bin Amr ve Ebu Kuhafe bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Teym bin Mürre, burada Peygamber Efendimiz'e akraba olur. Bin Ka'b bin Lüey bin Galip bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinane, yani kendisi Teyyim oğullarındandır. Lakabı Ebu Abdullah, Ebu Muhammed, Ebu Atik, Ebu Osman. Bu isimlerde çocukları var mıydı yok muydu bilemiyoruz. Böyle bir lakabı var. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu, Hazreti Ayşe'nin özbeöz ana baba bir kardeşidir. Evet, İslam'dan önceki ismi Abdülkâbe. Yani diyorsunuz ya, Ebu Bekir Sıddık gibi birisi nasıl oğluna Abdülkâbe? Daha İslam gelmemiş. Yani İslam daha ortada yok. Zaten Ebu Bekir Sıddık'ın ismi de Abdülkâbe olarak geçer. Peygamberimiz onu sonradan Abdurrahman'a, Abdullah'a çevirmiştir. Veya Abdülüzzâ. Mekke'de meşhur isimler Abdülüzzâ, Abdüşşems. Ama Resulullah onun adını Abdurrahman olarak değiştirdi İslam'a geldikten sonra. Ki dedim, Ebu Bekir Sıddık'ın eşi Ümmü Ruman'dan doğan. Yani Kuteyla'dan değil, efendim Harice'nin kızından değil, Esma'dan değil. 4 tane hanımı vardı Ebu Bekir Sıddık'ın. Bunlardan değil, Ümmü Ruman'dan doğmuş. Ki Ayşe annemiz de bundan doğmuştur. Efendimizin dolayısıyla nesi oluyor? Kayınbiraderi. Künyelerini saydık. Abdurrahman bin Ebi Bekir'in kesin hangi tarihte doğduğu belli değil. Ama vefatı belli. Dedik ya, hicretin 53. yıllarında.
İslamiyet'in ilk günlerinde, yani İslam dininin ilk geldiği günler ki babası Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh erkeklerden ilk iman eden, yani meşhurdur bu, yani orta yaşlılardan ilk iman eden Ebu Bekir Sıddık'tır. Azatlı kölelerden ilk iman eden Zeyd bin Harise'dir. Efendim çocuklardan ilk iman eden Hazreti Ali'dir. Kadınlardan ilk iman eden Hadice-tül Kübra'dır. Yani bu dördü bu şekilde meşhurdur. Tabii Abdurrahman bin Avf, Abdurrahman bin Ebi Bekir ilk iman edenlerden değil. Yani bu kesindir. Tabii Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bütün ailesiyle, yani annesi, babası hariç, babası Ebu Kuhafe Mekke fethinden sonra iman etme şerefine erdi. Ama annesi Selma Ümmül Hayr, o da orta tarihlerde Müslüman olanlardandır. Yani Sabikun-i Evvelin değil, ondan sonraki grubun içindedir annesi. Ama mesela diğer oğlu Abdullah, kızları Esma, Ayşe radıyallahu anhu mecmain, bunlar ilk iman edenler. Fakat bu Abdurrahman iman etmedi. Ama Abdullah Kuteyle'den olan Abdullah, Hazreti Ebu Bekir'in büyük oğlu, o iman etti ki babasına çok yardımcı oldu. Taif seferinde de bir okla yaralanıp sonra şehit oldu. Fakat bu Abdurrahman biraz asi. İman etmedi. Babasına karşı çıktı. Ve şirk üzerinde de hayatını devam ettirdi. Mekke hayatında. Resulullah Müslümanların Mekke'den Medine hicretlerinden sonra 2 yıl sonra Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında mümin olan babasına ve Müslümanlara karşı savaşmıştır. Yani Abdullah öyle değil. Mesela Abdullah anlatırken çok itaatkar babasına, Resulullah'a, İslam dinine ve o da Sabikun'un evvelindendir. Hatta hicret esnasında Sevr mağarasına babasıyla Resulullah Aleyhisselam çekildiğinde Abdurrahman Mekke'de olup bitenleri mağaraya haber getiriyordu. Ayak izi belli olmasın diye Amr İbn Fehir'e onun gittiği yerlerden davar sürüsünü geçiriyordu. Böyle canı gönülden bir Müslümandı Abdullah. Abdullah tekrar söylüyorum, Kuteyle'den olma, öbür kadından olma. Onu da Ebu Bekir Sıddık iman etmedi diye boşadı. Sonlara doğru gelip iman etme şerefine erdi. Tabii Bedir'de Müslümanlara karşı baktı ki Hazreti Ebu Bekir oğlu karşısında. Yani şimdi orada hiç demeyin, işte ya kurban olsun babasına. Hani günümüzde de var ya, baba anne tertemiz, dede tertemiz, amca tertemiz. Bakıyorsun ki o aileden bir tanesi asi. Hiç istemeyen hadiseler yapıyor. Biz Hazreti Nuh'tan büyük değiliz. Nuh aleyhisselam ayet-i kerimede Cenab-ı Hak'tan azar işitti. Yani o gemi yapıldığında oğlum gel, la asim el-yevm, bugün asi olunacak gün değil. Gel gemiye bin, kurtul, her tarafı su basacak. Git dedi işine, ben gelmiyorum. Nerede dağların üstüne su çıkacak? Ben de, sen dedi gemi yaptın. Ha ben de bir şey buldum, bir şarap fıçısı buldu büyük. İçine girdi suyun içinin üstünde gitti. Ben dedi, ya bak işte dağlar, taşlar hepsi suyla dolacak. Babası asi oldu biliyorsunuz. Ondan sonra Allah kendisine bir sidik hastalığı verdi o bidonun içinde. Orada sidiğinden boğuldu. Nereye gidecek suyun içinde? Orada boğuldu, gark oldu. Yine de bir baba olarak Nuh aleyhisselam üzüldü. Ve dedi ki, ya Rabbi hani ehlimi, evladımı kurtaracaktın. İşte biri gitti. Cenab-ı Hak dedi, mâ leyse ehli. Yani senin ehlin değildir. Senin ehlin müminlerdir. Allah'a iman edenlerdir. Allah'a iman etmeyenler doğrudur. Senin belki zürriyeten olarak evladın fakat hakiki manada evladı değildir. Yani günümüzde de var işte kurban olsun falan kocanın oğlu, kurban olsun falan şeyhin oğlu. Olabilir.
Bakın Nuh Aleyhisselam'dan misal veriyoruz. Bir peygamber. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, oğlu Abdurrahman. Çok asiymiş. Çok sert, cesur birisi. Babasının karşısına çıkmış. Onlara karşı savaşmıştır. Tabii Bedir'de savaşın kızıştığı bir anda bazıları da geliyor, ya Ebu Bekir ise Abdurrahman kılıç elinde Müslümanlara zarar, kaç mümini şehit etti. Tabii Abdurrahman'a karşı hemen babası dedi, dur o benden görecek. Ebu Bekir Sıddık, öz evladı, kılıcını sıyırdı oğlunun karşısına. Hayırsız evlat, gel bakalım böyle. Hemen Resulullah elini tuttu, ya Ebu Bekir ne yapıyorsun? Biz senin varlığından istifade ediyoruz. Sana bir şey olursa biz üzülürüz. Bu tarafa gel. Yani Resulullah izin vermemiştir. Tabii Bedir'i de atlattık. Bakın 13 sene Mekke hayatı, iman etme şerefine nail olma. Vakti gelmezse olmaz. Hidayet de bir vakitledir. Nasıl ki namazın vakti gelmezse namaz olmaz. Hidayet de bir vakittir yani. Allah hidayet etmezse olmaz. Sen istediğin kadar çabuk. Peygamber Efendimiz yakınları için ne kadar çabaladı. Şimdi niye Ebu Leheb zemmedilsin Kur'an'da? Tebbet ya da Ebi Leheb. Başka bir kafirin, müşrikin ismi geçiyor mu Kur'an'da? Yok. O kadar ağır geliyor ki Resulullah. Amcasının ismi zemmedilmiş. Olmaması lazım ama oldu işte. Evet. Sen yakınlarına hidayet edemezsin. Bu bir emirdir. Tabii Uhud Savaşı'nda yine aynısı yaşandı. Müşrikler arasında bulunan Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Abdurrahman, bu sefer süvari gelmiş, daha şahşalı giyinmiş ve bu defa çıktı meydana o 3000 kişinin içinde, Ebu Bekir Sıddık o 645 kişinin içinde. Dedi ki, erkek yok mu benimle savaşacak? Haydi bakalım. Babası Ebu Bekir Sıddık. Evet. Onun için ben burada bu mesajı vermek istiyorum. Yani hiç kimseyi, hiçbir mümini evladından dolayı zemmetmeye hakkımız yok. Yani biz hayatımızda görüyoruz, şimdi de, geçmişte de, tertemiz insanların evladı öyle değil. Ama öldükten sonra tövbe etmiş, fakat tren kaçtı. Ne yapacaksın? Babanı bir daha getiremezsin ki. At üstünde bu defa, meydana çıktı, yok mu dedi benden savaşacak. Yani erkek er diledi, tepeden tırnağa da zırha bürünmüş. Tabii onu gözlerinden başka bir yerde görünmüyor. Hazreti Ebu Bekir gördü, sesinden tanıdı. Dedi, bu bizim Abdurrahman. Evet. Hemen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh kılıcını yine çekti. Üzerine yürürken Resulullah yetişlerini tuttu. Sok kılıcını dedi kınına, ya Ebu Bekir. Bırak bu kılıcı. Biz senin vücudundan, varlığından faydalanmaktayız. Yani Efendimiz hakikaten Ebu Bekir Sıddık'ı çok seviyor. Mesela çadır kuruyorlar, kumanda çadırı Bedir'de. Ebu Bekir Sıddık diyor ki, ya Resulallah siz burada ashabın bir kısmıyla oturun, ben ordunun için. Hayır diyor, sen gitme, senin varlığından biz istifade ediyoruz. O kadar seviyor. Ve bizi acılar içinde bırakma, tehlikeye atıp sen seni otur dedi. Ve tabii Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh çıkmadı. Efendimizin emri ama için için eridi. Çünkü kaç Müslüman şehit etti. Evet. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman bin Ebi Bekir yıllar sonra Müslüman olduktan sonra babasına soruyor. Baba diyor, yani iman ettikten sonra, eğer Uhud günü seni göreydim, seninle çarpışmaktan yüz çevirirdim. Kılıcımı sana çekmezdim. Baba. Yani Uhud günü, Bedir günü olsaydı ben seninle çarpışmazdım. Ebu Bekir Sıddık döndü. Dedi, evlat, fakat ben seninle çarpışmaktan yüz çevirmezdim. Allah Resulüne dua et. Ben karşına çıkıyordum. Gerçek mi baba, gerçek. Ben senin karşına çıkıyorum. Çünkü imanla küfrün savaşı. Orada baba-evlat ilişkisinden daha önemli bir şey bu. Zaten Bedir'de nedir? Baba evlada, kardeş kardeşe, küfürle iman safları ayrıldı. Evet. Ebu Eyyub radıyallahu anh anlatıyor.
Abdurrahman babası Ebu Bekir'e döndü, dedi ki Uhud savaşında seni gördüm baba. Bu bir başka rivayet. Fakat seninle dövüşmemek için ben atımın başını oraya buraya çevirdim. Döndüm durdum, yani seninle karşı karşıya gelmemek için. Ebu Bekir Sıddık dedi ki eğer ben seni göreydim yolumu değişmez, gelir seni öldürürdüm. Ben yolumu değişmezdim. Karşılık verdi. Tabii fıtraten oldukça cesur olan, biraz asilik olan, öyle diyeyim ki anlaşılsın, sahabeleri incitmeyelim. Abdurrahman radıyallahu anh nihayet Hudeybiye anlaşmasına kadar böyle yaşamına devam etti. Hicretin 6. yılı Zilkade ayına kadar. Ve bu musalahadan sonra, sulhten sonra İslamiyet onun kalbine bir güneş gibi doğmuş ve hidayete ermişti. Tabii Medine'ye gelerek babasının yanında yerini aldı. Hudeybiye anlaşmasından sonraki bütün seferlerde yerini alarak tam bir İslam mücahidi olduğunu da ispatlamıştı. Şimdi diğer oğlu Abdullah, o da hicret etmedi. Yani Ebu Bekir Sıddık biraz sıkıntılı burada radıyallahu anh. O Sıddık-ı Azam. O oğlu da bir kadını istiyordu. İlla ben bununla evleneceğim. Kadın da çok güzel, çok da salihe bir kadın. Yani Said bin Zeyd'in bacısı, cennetle müjdelenen Said bin Zeyd'in bacısı Atika binti Zeyd. Çok güzel, çok terbiyeli, çok saliha. Birbirini seviyorlar, baba bu kadın. O da dedi ki ben bununla evlenmeye izin vermem. Baba rıza göstermedi. Günümüze ait mesajlar bunlar. Varsız oğlunuz birini istedi, hadi bakalım. Yet altından çık. Sen seni kaldır, kaldır yere vur, çatla patla. Kafaya koymuş onu alacak. Ya oğlum bu bize yakışmaz, olmaz. Ha Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bir şey düşünüyor. Oğlum diyor ki Atika güzel. Mekke'nin en güzel kadınlarının, Said bin Zeyd'in, Hazreti Ömer'in de radıyallahu anh'ın yeğeni. Yani Said bin Zeyd kaynı. Onun bacısı, yeğeni demeyeyim yanlış olur. Çünkü sonra Hazreti Ömer onun amcası kızı. Bununla evlenirsen dedi, bu seni evde tutar. Yani cihada gidemezsin. Bir sefere gidemezsin. Bir hizmete gidemezsin. Evde tutar seni, bırakmaz. Gel bununla değil de normal bir kadınla evlen. Ağladı, sızladı, hasta oldu. Abdullah hasta oldu. Ebu Bekir Sıddık tabii ne yapsın? Danıştı da Efendimiz'e. Said bin Zeyd cennetle müjdelenen bir kişi. Onun kız kardeşi Atika. Kalktı evlendirdi. Daima derdi oğlum bu kadın senin cennete gitmene engel olabilir. Yani güzelliğiyle erkeği zapt ediyor. Ahlak güzelliği ve sima güzelliği. Ve nitekim bir ara Ebu Bekir Sıddık hicretini istedi, kadın istemiyor. Halbuki o da Müslüman, ilk Müslümanlardan. Birçok yakınları Medine'ye gitmiş, kadın gelmek istemedi. Gelirsin gelmesin, epey bir zaman sonra hicret etti o da. Geldi yine Ebu Bekir Sıddık da, oğlum bak ben sana dedim, bak ömrün geçiyor. Hicrette geciktin, Bedir'i kaçırdın, Uhud'u kaçırdın. Bu asi oldu, kılıç çekti. O da gelmedi. Bence bırak bunu, bu kadını. Hatta bir ara baba vasiyeti diye kalktı, kadını bir talakla boşadı. Fakat yine hasta oldu. Hasta oldu. Kadına aşık yani eşi, helalı. Ve ondan sonra artık birileri araya girdi. Ebu Bekir Sıddık gitti, ne yaparsan yap. O talak-ı ba'in ma'in olayları bu olay üzerine ayetler nazil olmuş. Ve tabii bir daha evlendi. Kadına tutkun, bir yere çıkamıyor. Gel zaman git zaman Mekke fethi, Hüneyn savaşı, Taif kuşatması. Taif kuşatmasında Abdullah artık Medine'ye gelmiş. Müslümanların safında mücahit birisi. Zaten baba öyle. Ve kendisini efendim Amr bin Ka'ka ve Ubeyde bin Sakafi. Her neyse birisi Taif'in o kalelerinden bir ok attı. Ama dehşet bir ok.
Ok geldi, Abdullah'ın şah damarını parçaladı. Yaralandı, o şekilde getirdiler. Medine'de epey yaşadı. Yani Efendimiz'in şeylerine kadar yaşadı, zamanına kadar. Ve tabii günün birinde vefat etti. Tabii vefat etmeden Abdullah hanımını çağırdı. Birbirini çok seviyorlar, bu sefer ciddi bir ayrılık. Dedi ki, Atika, ben yaram iyi değil. Öleceğimi düşünüyorum. İstersen sana bir bahçe tapu edeyim. Ben ölürsem onun geliriyle geçimini yap. Ama evlenmek dersen evlen. Ben derim ki evlenme. Birbirimize çok bağlıyız falan. Yani cennette de fırsatı kaçırmamak için. Ve gel zaman git zaman vefat et. Şehittir. Tabii Atika onun cenazesinde mersiyeler söyledi. Dedi Abdullah, onun tabiriyle yani güneşe benzetti, mehtaba benzetti, halalı eşidir. Şairliği de vardı Atika'nın. Tabii işte bundan sonra dedi, ölüme kadar saçlarımı taramayacağım, yağ sürünmeyeceğim, yeni şeyler giyinmeyeceğim, böyle edeceğim, ya matem tutacağım, üstüm başım topraklar içinde bırakacağım. Hazreti Ali de bunu duydu. Dedi ki, Atika sen o kadar şey etme. Allah verdi, Allah aldı yani. O mersiyeler böyle söylerdi. Kadın şair, şaire. Ve tabii Abdullah vefat edince Ebu Bekir Sıddık sarsıldı adeta. Yani Ayşe annemiz orayı anlatır da, o bahsi gelirse anlatırız. Tabii defnettiler. Ondan sonra bu Taifliler gelip Müslüman oldu. Allah'ı da çok seviyor. Müslüman oldu. Bir ok çıkardı. Hani teneşirdeyken yara patladı, ok çıktı. O saplanan okun parçası. Onu sakladı bir baba olarak işte. Yani Ebu Bekir Sıddık, Sıddık Azam, Cebrail'le konuşmuş bir insan doğrudur ama niyette beşerdir. Peygamber Efendimiz demiyor mu ya? اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُوحَى Ben de sizin gibi beşerim ama bana vahiy geliyor. Ve o Taifliler geldi, Müslüman oldular. Ebu Bekir Sıddık halife o zaman. Dedi ki, Allah aşkına bu oku tanıyor musunuz? Hemen dediler, evet, oku tanıyoruz. Kimin dedi? İşte Ebu Ubeyde Sakafi olduğu söylenir. Dedi ki, benim yemir-i müminin. Bu oku ben biledim, ben yaptım, ben temrin dedim. Ve ben oğluna bunu attım. Taif kalenin üstünden attım, Abdullah'ı vurduğumu biliyorum. Ebu Bekir Sıddık halife, kesin şunun başını ikiye bölün, işken demiyor. Ne diyor bunu biliyor musunuz? Diyor ki, Allah'a hamd olsun ki oğlum senin elinle şehit oldu. Yine Allah'a hamd olsun ki oğlumun eliyle sen kafir olarak öldürülmedin. O zaman kafirdi. Ebu Ubeyde Sakafi, o büyük komutan. Yani Allah'a hamd ediyorum ki Abdullah seni vurup kafir olarak göndermedi o tarafa. Allah'a hamd ediyorum ki sen benim oğlumu vurdun, şehit olarak gönderdin. Yani böylesine evlatlarına tutkun. Tabii Atika daha sonra Hazreti Ömer'le evlendi. Pazarlık etti tabii. Atika dedi ki, amcamın oğlu, ben huyunu biliyorum. Sen titizsin. Bana bir şartla izin verirsen nikahı kabul edin. Nedir? Ben 5 vakit namazı Mescid-i Nebevi'de kılacağım. Abi Hazreti Ömer üç kıskanç, ona izin verdi. Tabii Atika ile evlendi. Evlenirken de o nikah şeyinde Hazreti Ali o şiiri okudu. Dedi ki, işte daha bundan sonra yağ sürünmeyeceğim, koku sürünmeyeceğim, topraktan üstümü arıtmayacağım. Senin için hep gözlerimi ağlayacağım. Atika ağlamaya başladı. Hazreti Ömer dedi, Allah senden razı olsun ya Ali, bugün mi bu şiiri hatırladın? Yani nikah günümüz, iyi günümüz. Yok dedi Atika, Atika ne yapacak? O bahçeyi Abdullah'ın ailesine bağışlayacak. Vazgeçecek. Hazreti Ali öyle bir hüküm verdi. Hani dedi ya Ömer, ben seninle evlenirim. Fakat kocam bana ölmeden bir bahçe bıraktı. Ben onu ne yapayım? Dedi bir fakihe sor. Kendisi fetva vermedi. O da Hazreti Ali'ye sordu. Hazreti Ali dedi, o bahçeyi kocanın yakınlarına bırakacaksın. Ondan sonra sen evleneceksin. Hiç abla ben bir şey dedim ya, şimdiki kanunlar.
Kadınlar soy babam soy, erkeği soy. Nasıl soyarsan? Altınla al elinden, ölene kadar nafaka al bilmem ne et. Fırıldak yap resmi nikah kıyma. Ya bunu yani devletler bunu görmüyor. Onun için ben geçen vay dedim yazık bu erkeklere. Adam ölene kadar ya. Şimdi nikah hani diyorsunuz nikah mülkte gelir. E benim mülkümü elimden alıyor. Erkek olsun kadın olsun bu haksızlık. Kiminse mal onundur. Evet. Tabii şimdi bize bir muhalefet partisi duysa biz de bir bağnaz ilan eder. Yani onların şikarı bu. Ama hukuken düşünün büyük zulümdür yani erkeğe büyük bir zulümdür. Bakın İmam Ali o bahçeyi kocanın yakınlarına bırakacaksın. Ondan sonra yeni bir evlilik yapacaksın. Yaptı. Hazreti Ömer'le evlendi. Camiye giderdi. Ömer kızardı ama şartname öyle. Nikah şartnamesi öyle. Tabii daha sonra Hazreti Ömer şehit oldu. Bir başka sahabeyle evlendi. Zübeyir bin Avvam'la. O da şehit oldu. Ondan sonra Medineliler şöyle dedi. Şehit olmak isteyen varsa Atika ile evlensin. Biri gitti, ikisi gitti, üçü de gitti. Ama şehadet kötü bir şey değil. Evet. Şimdi Ebu Bekir Sıddık böyle bir ailenin babası. Orada bir oğluna bunu alma diyor, o alıyor. Bu iman etmedi, sonradan geldi. Tabii Ebu Bekir Sıddık ben seni görseydim vallahi Uhud'da öldürdüm. Ama dua et görünmedin. Tabii hidayete erdi sonra, İslam mücahidi oldu. Şimdi Abdurrahman bin Ebi Bekir'den naklen bir hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ziyarete gelmiştim. Kendisine vahiy geliyordu. Kendine gelir gelmez, bacım Ayşe'ye, Hazreti Ayşe'nin kardeşi ya, dedim ki, Hazreti Ayşe, peygamber dedi, hırkamı getir. Hemen evden çıkıp mescide girdi. Mescitte bir grup insan vardı, hırkasını giydi. Namaz vaktine kadar onların arasında oturdu. Namazda secde suresini okudu. Secde suresini okudu. Kur'an-ı Kerim'de secde suresi var. Ekseri biz hacca giden arkadaşlara, umreye giden arkadaşlara deriz ki, cuma günleri sabah namazında Mekke'de ve Medine'de hoca efendiler genellikle secde suresini okur, tilavet secdesi yapar. Aman dikkat edin, askıda kalmayın. Yani biraz ayıp oluyor ya. Hoca ümmet secdeye gitmiş, bizimki ayakta. Bir de inat dedi, gitmiyor. Niye gitmedin? Olur mu ya diye üç secde. Burada olmuyor mu? Şimdi Ramazan'da hatimle teravih kılıyorsunuz. Ha burada oluyor. Niye? İmam diyor ki birinci rekatta secde var. Orada buna gerek görmüyorlar. Herkes Kur'an'ı biliyor. Nerede secde var? 13 tane secde var. Hangi surenin neresinde biliyor? Evet. Onlar o sureyi devamlı okurlar. Hatta bir gün ben dedim ya bunu bak alışın filan. Adam dedi git ya sen de dedi, Araplardan yanasın. Bu Araplar cuma günü sabahleyin birinci rekatı 3 secdeyle kılıyor. Ya hacam sizde yok mu böyle tilavet? Var oğlum. Bu işte o tilavet. Niye imam söylemedi? Şimdi orada namaza mesela cenaze namazına duruyoruz. Olur mu bu cenaze? Niye? Biz de alışmış ya. Allah için namaza, meyit için, duaya, dört tekbirle hazır olayım ama uydun hatun kişi niyetine. Burada değil o yok. Bu eğitim için söyleniyor. Yoksa meyit için ya kadındır ya erkektir duaları müzekker ve müennes, dişil ve erkekil ifadelerle kullanmak için söyleniyor. Evet. Şimdi Efendimiz secde suresini okudu. Secdeyi o kadar uzattı ki 2 mil uzakta bulunanlar gelip de namaza yetiştiler. Demek bir cuma günüymüş herhalde. Ve mescit Müslümanlarla doldu taştı. Bunun üzerine Hazreti Ayşe hemen ailesine gelin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de daha önce hiç görmediğim bir hal var. Ve tabii Resulullah başını kaldırır kaldırmaz secdeden. Hazreti Ebu Bekir dedi ki işte anam babam sana feda olsun ya Resulullah secdeyi çok uzattınız. Resulullah Efendimiz dedi ki ya Ebu Bekir ümmetimden dolayı Rabbimin bana verdiklerine şükrane olarak bakalım ne vermiş Cenab-ı Hak çok şey vermiş de ona secde ettim. Ne verdi ya Resulullah ümmetimden dolayı? Allah bana ümmetimden 70 bin kişi hesapsız olarak cennete girecek buyurdu. Hazreti Ebu Bekir 2-3 defa dedi ya Resulullah ümmetin daha çoktur. Yani sayıyı artırsaydın bu 70 bin hem onlar da buna layıktır. Yani 70 bin ne ki?
Hazreti Ömer de, anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Cenab-ı Allah'tan bütün ümmetinin bağışlanmasını isteseydin. 70.000 ne ki? Tabi hadis burada bitiyor olay. Şimdi bunun gerisi Ukkaşe bin Mihsan radıyallahu anh'ın bahsinde gelecek. Ukkaşe bin Mihsan o anda bunların dediği gibi de, ya Resulallah dua et ben o 70.000 kişinin içinde olayım. Efendim sen onların içindesin. Ondan sonra ya sen biz de hayır. Bitti demiş ya da kapandı. Ukkaşe bunu kazandı. Ukkaşe bin Mihsan radıyallahu anh. Onun için onun da cennetlik olduğundan bahsedilir. Bu 70.000 kişinin içinde. Tabi Mekke'nin fethi, Huneyn, Taif kuşatması, Tebuk seferi gibi bazı önemli seferlerde bulunmuş. Veda hacında Resulullah ile beraber olmuş. Bu hac sırasında kız kardeşi Ayşe'ye mazereti sebebiyle Tenim'e kadar beraber giderek onun hacdan önce yapamadığı umresini yapmasına yardımcı olmuştur. Niye? Ayşe annemiz biliyorsunuz o veda hacında Medine'de bir Ali'de niyet etti. İple çekiyorlardı hacı. Geldi. Bir sene önce babası hacı emir olarak geldi, gelmedi. Yani Efendimizle birlikte geldi. Tabi geldi, tam Mekke'nin girişinde, Tenim'de, yani esas o semtin ismi Tenim'dir veya çoğulu Tenaim'dir. Orada Ayşe annemiz annelik hali oldu. Ağlamaya başladı. Gördün mü dedi ya Resulallah, başıma ne geldi? Niye ağlıyorsun dedi. Görmüyor musun başıma ne iş geldi? Şimdi bize bir hacı ümreye gelen hanımefendilere bağırsın, bir anormallık gibi. Değil benim anam, bak Peygamber Efendimiz diyor ki, herhalde sen adet oldun. Evet diyor ya Resulallah. Gördün mü yani bu işi? Diyor Allah'ın Adem kızlarına verdiği bir haldir bu. Yeri işaretle hacdan sonra bu noktadan gelip umreni yaparsın. Zaten haremin başlangıcı orası. Ve tabii hacdan sonra mesela Ayşe annemiz dedi ya Resulallah herkes umre yaptı ben yapamadım. Bitti mi bitti. Ya Abdurrahman dedi kız kardeşini al. Beraber gidin o işaretlediği yere, orada işte ihrama niyet etsin, namazı kılsın ve al gel ömresini yapsın kız kardeşim. İyi ki de olmuş şimdi peynir ekmek hepimiz işte 5 lira verip Tenim'e gidip gelip ömre yapıyoruz. Bir kat yere. Ayşe annemizin bu şeyinde de Abdurrahman bin Ebi Bekir radıyallahu anh şeydir, ismi çok geçer. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığı sırasında yanından hiç ayrılmadı. Veda hacına bulundu dedik ya, hizmetinde bulundu. Daha sonra Resulullah'ın vefatını gördü ve defin işlerinde yine üzerine düşeni yaptı babasına bilhassa yardım için. Çünkü Ebu Bekir Sıddık o gün çok etkilenmişti Efendimiz'in vefatında. Tabi daha sonra babası Ebu Bekir Sıddık halife seçildi. Babasının halifeliği döneminde ise ok atmadaki o mahareti, cesaretiyle çok tanınan Abdurrahman artık daha aktifti. İrtidat olaylarında, yani peygamber öldü, bir kısmı dinden döndü ya, Allah korusun. Onlara göre peygamberin ölmemesi lazım. Halbuki peygamber beşerdir. Allah Kur'an'da Hazreti Ömer'e etkilemiş. Kim derse ki Resulullah öldü, başını uçururum demiştir. Yani kubide bi darabtu bi seyfi haza. Bu kılıcımla başını uçururum. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh o irtidat olaylarında o kadar ayağını sert basmıştır ki, perk basmıştır ki Ebu Hüreyre diyor radıyallahu anh Resulullah'ın vefatından sonra bizler yağmura borana tutulmuş koyun sürüsü gibiydik. Ebu Bekir bizi o yağmurdan, borandan aldı, yerimize yerleştirdi. Yani öyle bir misal veriyor. Mesela zekat verip, işte namaz kılıp zekat vermeyenlere harbi ilan etti. Hazreti Ömer dedi, anam babam sana feda olsun ya Ebu Bekir. Nasıl dedi namaz kılan birine harbi ilan edersin? Dedi Resulullah'ın gününde bir deve yularını veren, bugün vermemezlik ederse onunla savaşırım. Yani metanetli davrandı, güvenceli davrandı ve tabii o irtidat olaylarında dinden dönenlere karşı çok mücadele etti Abdurrahman bin Ebi Bekir. Özellikle Halid bin Velid'in komutasında
Beni Hanife kabilesine, yani Müseylemetül Kezzab'a karşı yapılan savaşta o yalancı peygamber çıktı ya, iki tane. Peygamberin gününde iki tane yalancı erkek peygamber. Biri Esved-i Ansi Yemen'de, biri de Müseylemetül Kezzab. Bu Kezzab peygamberimizle görüştü. Geldi, iman etti, gitti, arkasından bir sürü işler çıkardı. Dedi ki, Muhammed'le biz konuştuk, o gündüzün peygamberi, ben gecelerin. Sonradan geceleri ona verdim, gündüzde ben oldum. Derken 60 bin kişi arkadaşlar, 60 bin kişi, peygamber hayatta son günleri 60 bin kişi bu herife tabi oldu. Kandırılır mı? Kandırılır. Ne yapalım? Adam böyle gözüktü. Tilki aslan kendi kendini ilan etti. Nesin ya, kandınız, rengine kandık. Böyle kulağına, kuyruğuna hiç bakmadınız mı tipine? Yani bu tilkidir, bu aslan değildir ki. Evet. Müseylemetül Kezzab'ın en yakın yardımcısı sayılan, çok büyük bir olaydır bu. 60 bin kişi buna iman etti, bunlar dinden döndüler. Namazı önce 3 vakte, sonra 2 vakte, sonra 1 vakte, sonra kılsan da olur, kılmasan da olur. Şarap niye haram olsun ki? Şarapta ne var ki? Çok af buyurun, zina niye haram olsun ki? İki karşı cinsin birbirine yardımlaşması. Aynen, bakın bugün bunlar var. Yalancılar yine var. Allah korusun. Evet. Ve işte o tehlikeli şeye, İkrime binebileceğim lan, karşısına gitti, yenemedi. Sonra Halid bin Velid daha derli toplu gitti. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Abdurrahman bin Ebi Bekir yardımcısı. Ve oraya gittiler. Bunlar fedai birliği. 4440. Yani 4000 kişi seçildi gönüllü. Sonra 4000'den 400 kişi seçildi. Ondan 40 kişi seçildi. O 40 kişiden biri de budur. Gitti Müseylemetül Kezzab'ın yakını olan Muhkem bin Tufeyl'i bu öldürmüştür. Yani onun bir nevi başbakanı, öyle diyelim. Veya Yemen Savaşı'na ileri gelenlerinden tam 7 kişiyi öldürmüş. Onlardan biri de Yemen'in muhakkimidir. Yani bu Muhkem bin Tufeyl, kalenin bir gedigindeydi. Abdurrahman ona bir ok attı, boğazına isabet ettirip öldürdü. Çok iyi ok atardı dedim ya. Ve Müslümanlar da o gedikten içeriye girdiler. Abdurrahman kalenin kapılarını açtı oradan ve bu savaşı kazandık. Yalancı peygamberi öldürdük. Birçok savaşlarda fetih hareketlerine katılmış. Şimdi bunlar nedir? Öyle bir geçişte söylenmiyor. Mesela Suriye, Irak, Asya'nın bir kısmı, Horasan, bu bölgelerin fethine gitmiştir. Yani Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu. Tabii sonra babasının vefatından sonra ikinci halife Hazreti Ömer'in hilafet devrinde Suriye'deki fethlerde onu görüyoruz. Hatta bir şeysi var, onu da sonda anlatacağım. Hazreti Osman devrinde yine Afrika'nın fethinde, Hazreti Ali devrinde aynı minval üzere fethlere katıldı. Fakat sonradan Müslümanlar arasında çıkan Cemel vakasında kız kardeşi Hazreti Ayşe'nin safında yer aldı. Ve Hazreti Ali'yi destekleyen Mısır valisi olan kardeşi Muhammed bin Ebi Bekir'in üzerine yürüdü. Yani o devirler keşke yaşanmasaydı. Bakın Müslümanlar 4 milyon kilometre kare toprağa sahip, aralarında dava çıktı. Birileri fitne çıkardı. Allah fitneyi çıkartmasın. Kendi kardeşi, diğer anasından Esma'dan olan Muhammed bin Ebi Bekir. O da kahraman birisiydi. Onun üzerine yürüdü. Ve kardeşinin tabi Muaviye bin Hudeyş tarafından öldürülmesine hiç müdahale bile etmedi. Yani kurtarayım falan demedi. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'ın şehadetinden 6 ay sonra Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın hilafeti Muaviye bin Ebi Sufyan'a sonradan devretmesi üzerine göze batan kişilerden oldu. Aktif birisi. Tabii Muaviye bin Ebi Sufyan onu daima kendi safında tutmak istiyordu, çekmek istiyordu. Bu yüzden ölmeden önce kendi oğlu Yezid için biat almak üzere herkesin nabzını yokluyordu Muaviye bin Ebi Sufyan. Tabii Yezid'i veliaht tayin etmesine Hazreti Hüseyin, Abdullah İbni Zübeyir ve Abdullah İbni Ömer ile birlikte o da karşı çıktı. Aleni milleti ayaklandırdılar. Ya Muaviye bin Ebi Sufyan ölmeden maslahat üzere, etrafındakiler demiş olur,
oğlu Yezid'i hilafete getirecek. Fakat bunlar ilan ettiler. Hazreti Hüseyin, Abdullah İbni Zübeyir ve Abdullah İbni Ömer. Bir de Abdullah İbni Abbas vardır. Bu da karşı çıktı. Biat etmedi. Çünkü bu, biz bunu kabul edemeyiz. Yani babadan oğla İslam'da yoktur. Daha sonra Muaviye'nin biat etmesi için gönderdiği 100.000 dirhem, bir de para gönderdi kendine, külliyetli bir para. Dedi, Abdurrahman biat etsin bize. Çünkü hazırlık vardı Şam'da, hissediyordu bunu. Tabii Yusuf bin Mehak anlatıyor. Diyor ki, Bervan Muaviye tarafından Hicaz'a, Medine'ye vali olarak atanmıştı. Bir gün hutbe okudu. Yani Medine'de hutbe okudu. Hutbede Muaviye'den o kadar çok bahsetti ki, ondan sonra da oğlu Yezid bin Muaviye'den bahsetti. İşte ona biat edilmesi, ölürse Emirül Müminin falan, yerine Yezid bin Muaviye, o falan, bunları övüyordu. Abdurrahman bin Ebu Bekir ayağa kalktı camide, Mescid-i Nebevi'de. Ve dedi ki, hayır dedi, olmaz. Bu Bizans mantığıdır. Bu Rum mantığıdır. Babadan oğla olmaz. Ama ümmet seçer ve ondan önceki halife, adil halife tavsiye eder. O ayrı. Ve tabii Mervan hutbede de bunu yakalayın. Bu isyancıdır, bu müfsittir veya bugün tabiyle bu anarşisttir. Yakalayın dedi. Tabii hemen Abdurrahman radıyallahu anh, ablası, şey, kız kardeşi Ayşe annemizin evine sığındı. Zaten mescitte, mescidi bir hücresi. Tabii onlar Ayşe'nin evine girmeye cesaret edemediler. Çünkü Resulullah'ın haremi. Tabii Mervan kürsüde yine konuşuyor. Şeylerin valisi, Emevilerin. Dedi, Allah anne babasına öf size diyen kimseler ayetini bu adam için indirdi. Yani وَلَا تَقُنْ لَهُمْ اُفِّنْ. Bu ayet bu herif için indi. Bu babasını çatlatırdı. Bu babasından böyleydi falan. Abdurrahman bin Ebu Bekir'e söyledi. Yani bu ayetin inmesine bu herif sebep oldu. Şimdi ümmeti karıştırıyor gibisinden. Tabii bu sefer Ebu Bekir ailesini de kastetti. Hemen Hazreti Ayşe perdenin arkasından şu cevabı verdi. Müslümanlar da dinliyor. Dedi ki, Müslümanlar, Nur suresinde geçen iftira olayında benim beraatimle ilgili gelen ayetten başka Yüce Allah bizim ailemiz hakkında Kur'an'da hiçbir şey indirmemiştir. Bu herif yalan söylüyor. Medine valisi Mervan. Yani Abdurrahman'ı kötülemek için iftira attı. Bu ayet de bunlar hakkında inmiştir. Bu babasını böyle ederdi, şöyle ederdi. Allah da bunun için indirdi. Halbuki ayet bunun için inmemiştir. Hazreti Ayşe de bizim ailemiz hakkında bir şey ayet indi. O da Nur suresinde bana atılan iftiradan dolayı temiz olduğumu bildiren ayet. Bunun dışında bir şey yoktur. Yalan söylüyor bu adam. Tabii Mervan şeyin Muaviye'nin emrine uyarı halkı topladı ve müminlerin emiri Muaviye oğlu Yezid konusunda çok güzel bir şey düşündü diyerek İnsanları ona biat etmeye davet etti. Yani o günlerde de böyle kirli siyaset çok, Emevi siyaseti çok. Şimdi biz sahabelerin arasındaki ihtilafı falan kaşımıyoruz. Onların her biri müştehittir, ne yaptıysa doğrudur. Ama Yezid sahabede gelir. Yezid bir zalimdir. Yezid bir haindir. Ehl-i Beyt'i katleden bir katildir. Hiç bunun lemicimi yok. Babası için bir şey demem. Ama sahabe mahsumdur diye bir tabir de yok. Peygamberler mahsumdur. Evet. Tabii Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in de adeti olduğunu söyledi. Dedi, Ebu Bekir de Ömer'i tayin etmedi mi? Ölmeden. Şimdi Ebu Bekir ile Ömer nereye, Yezid nereye? Tabii Abdurrahman bin Ebu Bekir şöyle der, hayır. Cesaretli biri ya, hayır. Babamla Ömer'i kıyaslama. Yani Ömer, adil Ömer. Peygamberin yakını, sahabesi. Bu dedi bir Bizans-Rum oyunudur. Batı usulüdür bu. Yani babadan oğla batı usulüdür. Öyle yağma yok. Yani Hirakil ve Kayser'in adetidir bu. Vallahi Ebu Bekir ve Ömer
Çocuklarından ve ailesine hiç kimse yerine halef bırakmadı. Ömer'e demediler mi oğlun Abdullah yerine geçsin mi? O ne dedi? Bir aileden, bir evden bir kurban yeter. Müslümanlar kendi aralarında seçsinler. Tabii bundan sonra tabii yukarıdaki o hadise ifade edildiği üzere Mervan ayet okudu. Abdurrahman'ı küçük düşürmeye çalıştı. Yani sırf Emevi aşkıyla ki Mervan zaten kendisi de Emevi. Daha sonra hükümdarlığa geçecek. Hazreti Ayşe annemiz de kendisine o cevabı vermiştir. Tabii Abdurrahman bin Ebi Bekir bu olaylara şiddetle karşı çıkıyor ve direniyordu. Medine valisi Mervan onun bu sert tavrını görünce durumu Muaviye bin Ebi Süfyan'a bildirdi. Muaviye buna rağmen onu kırmamaya çalışıyordu. Yani elden kaçırmayın, ikna edin. Bir gün olur anlar falan. Ve tabii kendisine der, ya bu adam para gönderdi, adam bunu yaptı, şunu yaptı. Dedi ki, vallahi biz dinimizi satarak dünyamıza rağbet etmeyiz. Dinin emri böyledir. Ve sonra dedi, bana müsaade edin. Ben Medine'den ayrılacağım. Madem ki burada tahammül edin, ben arkadaşlarımla Mekke'ye gidiyorum. Abdullah İbni Zübeyir, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Hazreti Hüseyin, bunlar Mekke'ye geldiler. Hani Mekke daha emin bir belde, biraz uzak Şam'a, oraya yerleşti. Yaşı da ilerlemişti. Tabii bu büyük adam Mekke'de kendi kendine bir yer aldı. Mekke'nin dışında Hubşi Dağı'nın eteklerinde bu şeyde yani Mekke'ye girirken bir yer. Tabii orada 53 yılına kadar yaşadı. Tabii şimdi Hazreti Ayşe bir gün bir haber aldı. Dediler ki kardeşin Abdurrahman ölmüş. Nasıl ölmüş? Ayşe annemiz dedi ki bu Emevi işidir. Emevi derin devletinin bir oyunudur. Tarih boyunca arkadaşlar bundan çok çektik. Ya Müslüman Müslümanlar da bunu yaptı. Osmanlı padişahlarının kaç tanesi sarayın içinde öldürüldü. Yemeğine zehir atıldı, bir şeyler yapıldı, edildi ve maalesef onların canına kıydılar. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh o kadar adil bir halifeydi ki Emevi halifesi, Emeviler seçti. Fakat Emevi devletinin gidişatına uymadığı için Emevi derin devleti onu da manevide kıddem zehirledi. İki yıl içinde memlekette fakir kalmadı. Zekat verilecek adam bulunmadı. Ama Ömer bin Abdülaziz'i başını yediler İdlib'deki seyahatinde vefat etti. Kabri de oradadır, Suriye'de. Yani Emeviler yaptı bunu. Daha sonra Osmanlılar da oldu. Abbasiler de oldu, Selçukiler de oldu. Yani insan bunu okudu mu irkiliyor. Günümüzde yok mu? Yok desek yalan söyle işte 28 Şubat. Yani senenin en kısa ayı. Ben o zaman radyoda program yaparken işte 28 Şubat nasıl olacak dedim hiç ümitsizlenmeyin. Senenin ömrü en kısa ayı Şubat ayıdır 28 çeker. O bakmayın birileri 1000 sene sürecek dedi. Şimdi yargılanıyorlar. O Müslümanların Kur'an kurslarına engel olmak, sudan bahaneler, bilmem neler. Yok efendim devrim başbakanı demiş, İmam Hatip mektepleri bizim arka bahçemiz. Yalan, bunlar hepsi yalan. O zaman kabus bir adam vardı devletin başında. İşte onların bunların yardımıyla Müslümanlar o eziyeti çektiler. Şimdi nedir? Şimdi delik delik kaçıyorlar. Ha, yaparlar her zaman. Bu işler vardır. Buna tedbir alacaksınız. Ha, Ayşe annemiz şüphe etti. Kardeşinin vefatından şüphe etti. Dedi acaba Abdurrahman'a Emeviler mi suikast yaptı? Çünkü para verdiler olmadı, tehdit ettiler olmadı, bilmem ne ettiler. Tabii nihayet bir gün Ayşe annemiz hep üzülüyordu. Kadının biri Hazreti Ayşe'nin evine geldi. Resulullah Aleyhisselam'ın odasının yanında namaz kılıyordu. Dediler ki Ayşe, kadının hiçbir şey yoktu, düştü öldü. Ayşe annemiz, gerçek mi? Dedi hiçbir şey yok, düştü öldü. Hazreti Ayşe dedi ki öldüren ve dirilten vallahi hamdolsun. Bu benim kardeşim Abdurrahman bin Ebu Bekir'in ölümü ile ilgili sırrı çözmeye vesile oldu. Demek benim kardeşim de böyle artık bir krizimdir, kalp krizimdir, gitti. Tabii daha önce kardeşi Abdurrahman kuşluk
uykusuna dalmış ve bir daha uyanmamıştı. Hazreti Ayşe ona hep suikast yapıldı şüphesi taşırdı, kanaatlerdi. Hacı her gidişinde kardeşinin mezarını ziyaret ederdi. Çünkü Abdurrahman orada Hübeyş'te vefat etti. Cenazesini vasiyeti üzere Mekke'ye getirdiler. Cennet-i Mualle'ye defnettiler. Tabii müminlerin annesi Ayşe annemiz mezarını ziyaret ederdi. Şiirler okurdu. Çok severdi kardeşi. Yani büyüğü olduğu için. Hep böyle şeyler, mersiyeler ama isyan içeren de gelir. Ona olan sevgisini. Fakat ama der ki ben olsaydım ölümünde onu öldüğü yere defnederdim. Oradan ta Mekke'ye getirmezdim. Böyle bir şey söyler Ayşe annemiz. Yani hem eğer böyle bir şey olsaydı yani ben kadın olarak mezarlığa da gelmezdim. Tek bir yerde olurdu mezarın. Şimdi muallada çok mezarların içinde gelip kardeşim seni ziyaret ediyorum. Şimdi bayramlarda işte bizim mezarlıkların halini görün. Kadın, erkek, eline bir cüz alan okuyor. Halbuki evinde oku, o kadın evde otursun okusun. Gelip o kabristanlığın orada erkeklerin içinde doğru bir şey değil. Şimdi efendim bir olay var, anlatacağım onu. 8 tane kadar hadis rivayet edildim. Bunların üçü Buhari ve Müslim'in sahihlerinde, geri kalanlar ise Kütüb-i Sitte'nin diğer eserlerinde yer almıştır. Rivayetlerini Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde bir arada görmek de mümkündür. Önemli bir kişidir. Şimdi Zübeyir bin Bekar diyor ki Abdurrahman çok iyi bir insandı, biraz da şakacıydı. Yani o sertliğin yanında biraz da şakacıydı onun arkadaşı. İbn Abdülber de der ki Ömer bin Hattab onu Cudi'nin kızı ile evlenmeye teşvik etmiştir. Şam'ın yani orada bir ünlü bir komutan, ünlü bir zengin onun kızı ile evlenmeye teşvik etmiş. Neden? Babası Dımaşk Şam emiri, Gassan'dan doğma bir Arap'tı. Yani Dımaşk Şam. Fethten önce onun evinde kalmış ve o kızı görmüş, aşık olmuş Abdurrahman. Tabii genç o zaman şiirler söylemişti. Tabii Zübeyir bu hikayeyi Abdurrahman bin Ebi Zinat tarikiyle Hişam bin Ulve babasından naklen anlatmıştır. Bunu yani isabet söylüyor. Abdurrahman ticaret yapmak maksadıyla Şam'a geldi. Cudi'nin kızını gördü. Yani Cudi Yahudilerde kullanılan bir isimdir. Cudi ama Hazreti Musa döneminde de bu isim vardı. Yani kötü bir şey mana içeren değil. Etrafında çocuklar vardı. Ondan hoşlandı ve hakkında bir şiir okudu. Şairdiler. Babası Ebu Bekir Sıddık da belagatı çok kuvvetliydi. Leyla'yı hatırladım. Aramızda Şam badiyesi vardır. Ya yani aramızda Şam çölleri vardır. Cudi'nin kızı Leyla'dan ne haber? Onu nerede görürsen benden selam söyle. Evet, belki de hacca giden insanlar gelirken o yolda onu görüverirler. Böyle bir şiir var. Tabii bunu Hazreti Ömer'e duyurdular. Arkadaşının oğlu, halife. Hemen ordu komutanına emir verdi Ebu Ubeyde bin Cerrah'a. Dedi, git bu Cudi'nin kızı Leyla'yı yeğenime iste. Abdurrahman'a iste. Daha genç o zaman. Ve tabii hatta vermezse ele geçirebilirsin. Çünkü babası gayrimüslim. Abdurrahman'a ver. Tabi komutan da öyle yaptı. Onu çok beğendi ve diğer zevcelerine bu defa tercih etti. Yani oldu, muradına erdi. Leyla ile evlendi. Leyla'ya kavuştu. Tabi Hazreti Ayşe çok kızdı bu defa. O çok sevdiği kardeşine. Kızdı, eleştirdi. Yani senin hanımların var, niye bunu yaptın? Tabi fakat bu hiçbir yarar sağlamadı. Ayşe'nin kızması falan. Sonra Abdurrahman bir müddet bununla evli kaldı. Hadi Leyla'dan da soğudu. Leyla heyecanı da bitti. Çünkü ten aşkı tez biter. Ama salahat aşkı bitmez. Kolay kolay. Tabii bu defa Leyla geldi. Hazreti Ayşe, müminlerin annesine kardeşi Abdurrahman'ı şikayet etti. Önce o eyledi, şimdi de bu. Bunun üzerine Ayşe dedi, kardeşim iki hususta da ifrada kaçtın.
Severken de ifrat ettin, küserken de ifrat ettin. Orta yolu bulamaz mısın? Sen bunun için öldün, öldürüldün Leyla Leyla. Ömer İbni Hattab bu kadar fedakarlıklar yaptı. Tabii Ayşe düzeltti ortayı. Ölene kadar da bu kadın nikahındaydı. Bundan da çocukları vardır. Evet. Şimdi sahabeler der ki Abdurrahman bin Ebi Bekir hiç yalan söylememiştir. Yalanı görülmemiştir. Böyle dürüst bir insandı. Hicri 53. yılında öldü dedik. Kimi 54 der, 55 der, 56 der, 58 diyen var Hicri. Fakat İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyh o diyor 53 yılında vefat etti. O biraz daha otoritedir. Tabii 59 yılında da derler. Fakat Abdurrahman bin Ebi Bekir 53 yılında Allah alem çünkü onun daha kuvvetli. Mekke-i Mükerreme'de Hubşi denen yerde yani tamamen siyasetten kendi kendine çekti, karışmadı bir şeye. Ta o sırada Abdullah bin Zübeyir hilafetini ilan etti. Hazreti Hüseyin olayları falan o sıralarda daha gelişiyordu. Tabii kendisi orada bir kalp rahatsızlığıyla aniden vefat etti. Cenazesini aldılar çocukları. O Hubşi yani bir şu anda 30 kilometre filan Mekke'nin dışındadır. Oradan Cennet-i Mualla'ya getirdiler. Hazreti Hatice annemizin yanına defnedildi. Kabri de oradadır. Yani Cennet-i Mualla kabristanlığındadır. Bu büyük sahabe dediğim gibi hadisleri Bukhari'de, Müslim'de var, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde var. Oralara da bakılıp ondan istifade edilir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onlar bize şefaat etsin. Onlarla haşretsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.